Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmedim. Ben oradaki hekim arkadaşlarım, bir network'üm var orada, bazı hukukçu arkadaşlarım var. Onlar vasıtasıyla ulaştım ve kendisiyle bir görüntülü, uzunca bir görüşme yaptım. Oradaki durumu anlamaya çalıştım. İçinde bulunduğu durumu anlamaya çalıştım ve onunla ilgili de Türkiye'de bir siyasi adım atmak için kafamdaki projeyi şekillendirdim. Görüşmemiz bu şekilde gerçekleşti. Şimdi zaten şu ana kadar ifşa etmiş olduğu bilgiler son derece önemli ve ciddi bilgiler. Her bir dosya demokratik bir ülkede bir iktidarı değiştirecek kadar, bir hükümeti düşürecek kadar güçlü iddialar ve birçoğu da belgeli iddialardı. Hiçbirisi de yalanlanmadı. O bakımdan zaten şu ana kadar yapılmış olan ifşaatlara baktığımızda son derece vahim, son derece kritik ve ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ben görüyorum ve bunun sizin vasıtanızda da altını çizmek istiyorum. Öte yandan Sedat Peker'in kişiliğiyle ilgili tartışmaları bir yana bırakmak lazım. Onu da sordum kendisine. Yani hakkında Türkiye'de davalar var mı? Bu davalarla ilgili süreç nasıl işliyor diye sordum. Şunu söyledi açıkçası. Benim şu anda davalarımla ilgili gündemi ben buradan da yönetebilirim. Bana herhangi bir soru gelirse, herhangi bir değerlendirme yapmam gerekirse bunu hukuka uygun bir şekilde, yani mevcut Türk yasalarına uygun bir şekilde yapmaya hazırım dedi. Yani buradan şunu anladım ben. Gerekirse oradaki büyükelçiliğimiz marifetiyle ya da SEC bir sistem marifetiyle Sedat Peker ifade vermeye hazır. Ama en az bunun kadar önemli olan şu. Hükümet benden bilgi istesin dedi. Türk devleti benden bilgi istesin, belge istesin. Ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırım. Gerekirse gelsin Türkiye'deki yetkililer benden ifade alsınlar veyahut da resmi kanaldan SEC bir sistemiyle ben ifade vermeye, bütün bu ifşaatları yapmaya hazırım dedi. Yapmayı planladığı ifşaatla ilgili Türkiye'deki bugüne kadar açıkladığı, ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri paylaşmak için hukuki yollardan, resmi yollardan bunları paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Bence hukukçular ele almalı ve değerlendirmeli. Ben bunun hukuki zeminini bilemem, bilmem de mümkün değil ama böyle bir niyetinin olduğunu vurguladı. Bir kere şunu vurguladı, beni yargılayın diyor ama adaletli bir şekilde yargılayın. Yani devlet benimle ilgili bir yargılama yapacaksa kişisel olarak hakkaniyetli bir şekilde yapsın. Ben yargı önünde aklanmaya hazırım diyor. Fakat asıl söylemek istediği şey, sahip olduğu bilgi ve belgelerin Türkiye'de bir arınma sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye'deki birçok yanlışlığın şahsına katkı sağlayacağını vurguluyor ve izin verin ben bunları konuşayım, anlatayım diyor. Şimdi bunun için birkaç yol var. Birincisi dijital tecridin kaldırılması. Tabii bu tecridin kaldırılmasıyla beraber yapacağı ifşaatların Türkiye'de ve dünyada duyulması. Fakat buna dair çok katı bir karar var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Konuşamazsın diyorlar. Herhangi bir şekilde konuşursan ya da herhangi bir şahta deklarasyonda bulunursan, hatta bir tweet açıklaması yapar, hatta bir tweet'i beğenirsen bile bu bizim yaptığımız aramızdaki sözleşmeye ya da anlaşmaya aykırı bir davranış olur. Bunu ihlal etmiş olursun diyorlar ve Türkiye'ye iade sürecinin başlama ihtimali var. O bakımdan şu anda Sedat Peker'in dijital dünyada herhangi bir bilgi ve belge paylaşması mümkün görünmüyor. Onun için dedi zaten, ben eğer benden resmi yollardan bilgi ve belge almak isteyen devlet mekanizması çalışırsa hukuk çerçevesinde ben bunu yapmaya hazırım dedi ki bu çok önemli bir şey. Şimdi bir konunun daha altını çizeyim sorunuza gelmeden önce. Yani benim attığım bu adım tamamen bir hukuk çerçevesinde atılmış adım. Yani yaptığım çalışmaları eleştirenler olabilir. Kimileri diyebilir ki sen niye böyle bir adım attın? Niye Sedat Peker'le görüştün? Bakın kişiliğini tartışabilirsiniz. Onun daha önceki yaptıklarını ayrı tartışırsınız ve bunu yargı önünde hesap vermesini talep edebilirsiniz ki bu hepimizin demokratik bir hakkıdır. Versin ve vermelidir de. Ama öte yandan sahip olduğu çok önemli bilgiler var ve bu bilgilerin öyle ya da böyle gündeme gelmesi ve yargı nezdinde bütün detaylarıyla araştırılması gerekiyor. Bakın gelişmiş ülkelerde, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da böyle bir kişilik olsa devlet bu kişiliği alır, koruma çemberini alır ve bütün bilgileri en sağlıklı yoldan alır ve hukuk nezdinde kendisine gerekeni yapar. Nitekim Zazar Rab'ın Amerika'da neler ifşa ettiğini tahmin edebiliyoruz, bugün nasıl yaşadığını da biliyoruz. O bakımdan Sedat Peker'in konuşması önemli ve benim bu attığım adım Türkiye'nin temizlenmesi adına hukuki bir adımdır. Siyasi bir adım değildir. Hukuki bir adımdır ve bunu birinin cesaretle yapması gerekiyordu. Çünkü konu çok netameli ve hassas bir konu olduğu için siyaset kurumu bundan özellikle uzak durmaya çalıştı. Ki beni sizler de biliyorsunuz, Türk kamuoyu da biliyor. Bu konuda cesur adım atmaktan hiç çekinmeyen bir insanım. Evet bu yapılmalı. Hukuk nezdinde, hukuk önünde Sedat Peker hesap vermesi gerekiyorsa vermeli ama sahip olduğu bütün bilgileri Türkiye almalı ve Türk yargı sistemi, Türk devlet kurumları üstüne gitmeli. Öte yandan şu kanaate de erindim. Önemli bir ayrıntı bu. Sedat Peker'in şu ana kadar yapmış olduğu ifşaatlar buzdağının görünen kısmı. Neler açıklayacağı konusunda bir fikre sahip değilim. Bu konuda bir bilgiye de sahip değilim. Ama şundan eminim. Bundan sonra açıklamayı planladığı şeyler ve sahip olduğu bilgiler hakikaten şu ana kadar yapmış olduklarının çok ötesinde. Önemli ve ciddi şeyler. Şunu söyledi. Bakın dedi, ben
ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idam ettiriyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir adım attı, bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda ben destek bekliyorum. Konuşmak istiyorum, ifşaatlarda bulunmak istiyorum ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor. Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailemle, çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun, ben bu ifşaatları yapayım diyor. Bunun da altını çizmek istedim. Öte yandan peki dedim, yani sen bunları açıklayabilecek misin? Bu şartlar altında mümkün değil dedi. Yani bu ağır dijital tecrit altında bunu yapmam mümkün değil. İşte o sebeple ben El Nahyan'a mektup yazarak bunların konuşulması gerektiğini söyledim. Devlet kademelerinin yapacağı müracaatlarla bunları ifşa edebileceğini söyledi. Ama en son şunu da yaptığını vurguladı. Belki bu akşam için önemli bir ayrıntı. Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kastedilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek dedi. Benim başıma bir şey gelir, öldürülürsem, hayatıma kastedilirse bunlar burada kalmayacak. Mutlaka toplumun haberi olacak ve böyle bir süreç çalışırsa emniyeti almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim ve ondan sonra bütün bu ifşalar yapılacak dedi kendisi. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar var, çok yakın ilişkiler var her anlamda. Geçtiğimiz günlerde Soylu'nun da ziyaretiyle gelişen ve pekişen gelişmelere hep tanık olduk hep birlikte. Bu bakımdan bu ilişkileri de bozmak istemediği için Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'in konuşmasına izin vermeyecektir. Çok net tavır koyduğu biliniyor. Kendisi de teyit etti. Yani konuştuğu an Türkiye'ye gönderilecek. Ben açıkçası size El Nahyan'a yazdığım mektubu da gönderdim. Çok diplomatik ve ince bir mektuptu. Orada Türkiye'de artık iktidarın değişmekte olduğunu, yeni gelecek iktidarın ülkeler arasındaki bağın güçlenmesine de katkı sağlayacak bir iktidar olduğunu, o bakımdan Sedat Peker'in yapacağı ifşaatların Türkiye'de demokrasinin ve arınmanın da sürecine katkı sağlayacağını vurguladım. O itibarla muhalefetin bir tavır sergilemesi, ki İyi Parti burada çok net bir tavır sergiledi. Ben bunu bireysel bir hamle olarak yaptım ama siz bunun İyi Parti'nin onayıyla yaptığını farz edebilirsiniz. Bunu açıkça söylüyorum. Ama bireysel bir çalışmaydı. Fakat İyi Parti'nin onayı olmadan böyle bir çalışmanın olmayacağını takdir edersiniz. Diğer partilerin de bu konuda daha yüksek perdeden konuşması gerektiğini düşünüyorum. Burada korkulmasın. Kimsenin korkmasına gerek yok. Yani Sedat Peker geçmişte iktidarla yakın ilişkisi vardı. Bilinmeyen kirli ilişkileri vardı. Mafyaydı, şuydu. Bakın bunlara hiç bakmaya gerek yok. Türkiye bir hukuk devleti. Aksak gedik de olsa bir hukuk düzeni var Türkiye'de birçok yanlışına rağmen. Biz her seferinde hukuk diyoruz. Sedat Peker süreci de hukuk çerçevesinde yönetilmeli. Hesap vermesi gerekiyorsa adil bir yargılanmada hesap versin. Ama bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin temizlenebilmesi için, arınabilmesi için, birçok kirli ifşaatın yapılabilmesi için Sedat Peker'in konuşması son derece önemli. Ben gazeteci değilim. Bir siyasetçi kimliğimle, mütevazi imkanlarımla bir dosyanın üstüne gittim ve inanın ulaştığım bilgiler beni dehşete düşürdü. Sadece bu dosya bile, bakın sadece bu dosya bile bir iktidarın devrilmesi için, o hükümetin istifa etmesi için yeterli. O sebeple diyorum korkmayın. Çıksın Sedat Peker konuşsun. Hesap vermesi gereken bir şey varsa versin. Ama Türkiye'yi biz arındırabilmek için, bu kirliliklerden kurtarabilmek için hepimiz hukuk çerçevesinde ve adil bir yargılama süreci çerçevesinde katkı sağlayalım diyor. Bütün siyaset kurumunun hukuk çerçevesinde bu konuya sahip çıkması ve bu ifşaatların yapılması için sürece katkı sağlaması gerekir. Konuşmazsa hiçbir şekilde Türkiye'ye iadesi söz konusu değil. İşte bu sebeple kendisinin vurguladığı şey şu. Ben ailemle eziyet çekiyorum. Sıkıntılı bir hayat yaşıyorum burada. Konuşmak istiyorum. Bütün bu kirlilikleri ifşa etmek istiyorum. Türkiye bunları öğrenmeli. Türkiye bu bilgilere ulaşmalı. Bütün bu kirlilikleri Türkiye temizlemeli ve benim verdiğim bilgiler üzerinden hukuk nezdinde bütün girişimler yapılmalı diyor. Ama bunu yapabilmem için bana Türkiye'nin de destek olması lazım diyor. Söylediği bu. Ben bütün bu süreçle ilgili detaylı analizlerimi ve raporlarımı genel başkanıma arz edeceğim. Henüz vermedim ama arz edeceğim. Zaten bir kısmını sizlerle paylaştım. Kamuoyuyla paylaştım. Kamuoyunun bilmesi gereken kısımlarını paylaştım. Ama genel başkanıma arz edeceğim. Tabii masada bu konuşulur mu konuşulmaz mı bilmem ama bireysel olarak benim çağrım siyaset ve liderlik cesaretli olmayı gerektirir. Kararlı olmayı gerektirir. Suya sabuna dokunmadan siyaset yapılmaz. İyi Parti bu konuda bir kararlılık sergiledi. Bir cesaret ortaya koydu ve bütün atılan bu adım tamamen tırnak içerisinde hukuk zemininde olsun istedi. Umuyorum diğer partiler de böyle bir adım atarlar. Cesaretli adım atarlar. Çünkü bizim bu bilgilerin ifşa edilmesine ihtiyacımız var. Türkiye'nin arınmasına ihtiyacımız var. Bilmediğimiz, henüz buzdağının görünen kısmını biliyoruz. O görünmeyen kısmının da bilinmesine ihtiyacımız var. Aksi halde biz emekleyen bir demokrasiyle Türkiye'yi yeniden istikbale taşıyamayız.